beyefendi ne yapıyor? Yolculuk mu var? Aynen hacı. Dağlar bizi bekler. Güzel bir çamardı sabahından. Ayşe Onur'a günaydın. Aa, halam da geldi. Hangi diyarlardan geliyorsun kız? Ha? Ben sen gelmeden gitmedim. Evet. Dua et. Daha daha kavuşmaz insan insana kavuşurmuş. Şu sürüsüyle getirdik buraya. Bunların arasından seçtik bu arkadaşı. Yine üstümüzdeki hırsız lastik belası. Yani şu kobra canımız sıkkın. Bizi getiren İsrafil'in arabasının lastiği patladı. Böyle çakıllı yollardan, taşlı yollardan geliyorduk. Aslında olacağı belli bir şeydi ama işte niyeyse hepimizin sanırım bir basireti bağlandı. Soktuk arabayı buralara. En kötüsü de dağın başında. Hani bize şu anda yardım edilebilecek hiçbir yer yok. Yedek lastiğinde havasını şişiremiyorlar. Nasıl olacak bilmiyoruz şu anda. İnşallah bir çözüme kavuşunca tekrar bu videoyu çekeceğim. Bu arabayı buraya kadar getirdi. Arabayı elinden aldım. Hadi. Hey, yalnız kovboy geliyor. Biz traktörle geldik. Arkadaş atı getirdi. Yani dağa geldik macera olsun diye. Macera. Dağa gelemeden maceraları yaşadık. Neyse ki yola başladık. Dereden tepeden gel. Gel oğlum. Dündül. Kızım gel kızım. Gerçek faaliyette kendine yer bulamaz. Kisses and roses. My bro and sister. Yol belli olsun. Hadi kal. Ne yapıyorsun hanımefendi? Kılavuzu olan. He. Dağları aşmış. He. Kılavuzu olmayan düz yoldan şaşmış. Neredeyiz diye bakıyorum. Böceği annen sana terlik pabuç alacak. Uç uç uğur böceği. Uğur böceğine kal geldi. Yürümüyor bile. 1900 metreden çıktık. Şu an yerimize bakalım kaç metredeyiz. 2450. Yani irtifamızı yaklaşık bir 1000 metre daha yükselteceğiz. Şurada çelik uydan geçidinden geçeceğiz. 3. Bir kısmını yarın çıkacağız değil mi? Tabii. 3400'e çıkacağız. Ha, tamam. Allah, çoğu gitmiş, azı kalmış oluyor o zaman. Ama zor bu yani. Ay. Sen bu yolların niye çarşaf olduğunu biliyor musun? Niye? Yüksek dağlarda kar yağıyor. Bir yandan da güneş vuruyor. Yani sıcaktan soğuğa bir anda geçiyor. Taş dayanmıyor, patlıyor sürekli. Şu baksana anda şu olduğu gibi yani. Aynen. Bakın önümüzde şu anda kocaman bir kar kütlesi var.
Yok bak, taşlara bakarsan ufak ufak atıyor taşlar geldiği. Hı-hı. Zamanla iyice atacak. Hayır, şunu demek istiyorum. Önümüzde kocaman bir kar kütlesi var. Bu böyle bir kocaman, aşağıda bir sürü taşın üstünde duruyor. Ve şu an hava gerçekten sıcak. Çölde neden taş yok? Geceyle sıcağıyla gündüz. Gece soğuğuyla gündüz sıcağı arasında çok fark var. Ondan dolayı kum oluyor hepsi taşların. Mola da burada biter. Birazcık daha duralım mı? Hadi hadi. Saat bir yokuş tırmanıyoruz şu anda. Hayvan da çıkmak istemiyor. Daha yükseğe çıktık ki. Karlar var. Aşağıdaki uçurumu görüyor musunuz? Oradan geldik. Aferin, bir anda kaç bin çıktık? Kaç bin? Yüzlerce metre çıktık ama. Yani şöyle söyleyeyim. 50-60 katlı bir binanın tepesine çıktık yani. 300. 200 ne be? Ama sanki şu taşların ardı böyle ova gibi, yayla gibi sanki. Artık hadi çıkalım da be. Hiç de beklediğimiz gibi bir şey çıkmadı efendim. Çadırımızı kuracağız. Allah büyük. Sonra dinleniriz herhalde. Dinlenirsek mutlu oluruz ama şu anda...
geliyor. Şu bacağım ve uyandım. Soğuktan ağrımış. Nasıl ağrımış? Nerede? Bugün bir şey yok. Bir şuraya çıkacağız. Bitti. Evet, ikinci günümüzde saat 8 itibariyle kampımızı topladık. Ve tekrar yola çıktık, dönüş yolundayız. Aha. Zirveye mi çıkacağız? Bunu şu anda öğrendim. Bir kısmını yarın çıkacağız, değil mi? Tabii. 3400. Yarın sabahtan yeniden çıkacağız. Ben ne yapacağım? Öf! Şurada kamp yaptık. İşte. Bayağı zorlu bir geceydi. Soğuk olsun, rüzgar olsun. Sabaha karşı aşırı bir rüzgar çıktı. Çadırımız uçacak sandık yani. Neyse, kahvaltımızı yaptık, eşyalarımızı toparladık. Şimdi artık dönüş yolundayız ama ben öyle olduğunu biliyordum ama hanımefendi şu gördüğünüz zirveye çıkmak istiyormuş. Biz düldül atımla bekleriz artık. Hayvanın da canı sıkkın. Seni mi bekleyecek? Kardan geçiyoruz. Yollar zorlu. Huysuzlanıyor. Yoruldu hayvan. Acıktı. Çadırımız neredeyse uçacaktı. Ay, hayda gibi olmuşum. Yanaklarım falan kıpkırmızı. Hanımefendinin fotoğraflarını çekiyorlar. Bunlar dağcılar değil de fotoğrafçılık kulübüymüş. Şşt, tamam. Şşt, sakin sakin. Geçti. He? Al kızım. Al. Kullan. Daha yeni küstürdük de barıştık şimdi.
saplandı az önce. Korktum. İşimiz kaldı. İlk mola verdiğimiz yer burasıydı. O yüzden burada bir video çekelim dedik. Ayaklar fora. Evet afancım. Bu tırmanış, ondan sonra dağ macerası, kamp. Bir çift insan ve iki farklı vallahi görüş size sunacağız. Sana. Bakalım afendinin yorumlarını dinleyelim ben şimdi. Bir veda etseydin bize be. Görüşürüz. Ya böyle ne kadar güzel görünüyor.